Efendim Büyüteç günü ve gündemiyle sizlerle olan birlikteliğimiz başlıyor. Ekranları başında bizi takip eden bütün değerli seyircilerimize ortak yayında ulusal radyo aracılığıyla sesimizin ulaştığı her yere ve interaktif mecralardan bizi izleyen bütün değerli izleyicilerimize İstanbul'dan Teoman Naliliye Stüdyosu'ndan mutlu, sağlıklı, güzel bir akşam diliyoruz. Büyüteç gündeminde ekonomiye mercek tutmaya çalışıyoruz. Salı ve Cuma akşamları haftanın ikinci yayınında Cuma akşamı yine her zaman olduğu gibi Vatan Partisi Ekonomi Siyasetleri Bürosu Başkanı Hakan Topkurulu ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. İlginç bir ekonomi dinamiği var, öyle gözlemleyebiliriz. Bir yandan artık uluslar arasında işte Le Figaro başta olmak üzere dolar hakimiyetinin sonuna doğru, yani Rusya ve Ukrayna müdahalesinin sonuçlarının bu çerçevede ekonomik sonuçlar doğurabileceğine ilişkin yorumlar var. Bu ilginç notlardan bir tanesiydi. Yani bizim merkez medya hala Ukrayna hattında kala dursun, dünya süreci nasıl okuyor, nasıl gözlemliyor? Bu açıdan meseleyi belki biraz daha ayrıntılandırmak lazım ki çok çok önceleri biliyorsunuz. Zaten Rusya'nın Ukrayna müdahalesinin bir emperyalist savaş, yeni bir dünyanın kurulumunun izlerini yansıtması ki bunda başta tabii ki ekonomik dengelerin değişmesi gerekiyor. Bu ve buna bağlı denklemler söz konusu olduğunu ifade etmiştik. Zaten sık vurgularımızdan bir tanesi de özellikle rezerv para birimi olarak doların hakimiyetinin sonuna doğru gelindiğine ilişkin yorum ve analizlerimizde. Bunlar önemli bir çerçeve oluşturdu. İçeride tabii üretim hatlarına gözümüzü kulağımızı çevirdik. İşte bugün çiğ süt fiyatları açıklandı. 5.7 liradan 7.5 liraya yükseldi. İşte çeşitli burada veriler söz konusu. Çarşı pazar turlarımızda özellikle biraz daha Akdeniz bölgesinde ürünlerin işte artmaya başlaması acaba fiyatları bir nebze olsun geri çeker mi diye bir beklenti ve sürecin içinde olduğumuzu ifade edebiliriz. Ve buna bağlı olarak da et ve süt kurumunun özellikle et fiyatlarına gelmesi muhtemel ki Kurban Bayramı öncesinde zaten Ramazan'da pik yapmıştı deyim yerindeyse. Kurban Bayramı öncesinde de yine spekülatif fiyat hareketlerini izlediği ve buna yönelik bir takım eylem hareketlerini gerçekleştirmesi muhtemel bir açıklaması var. Ona da göz atmaya çalışacağız. Hızlıca Hakan Topkurulu'ya hemen bir merhaba diyelim. Yayınımıza hoş geldiniz diyelim. Sayın Topkurulu, yayınımıza hoş geldiniz. Size ve değerli ailenize iyi akşamlar diliyoruz. Sesim geliyor. Evet, şu an itibariyle hem ben sizi gördüm hem de sesinizi gayet net bir şekilde aldık. Bizim sesimiz de size sağlıklı ulaşıyor mu efendim? Tabii. Harika. Böyle bir özetle ben giriş yaptım. Sizin gündeminizde neler var? Onu da hızlıca sizden dinlemek isterim. Ben hemen çarşı pazarı söyleyeyim. Bakın şöyle ilginç bir şey geldi. Bu Çeşme'deyim malum. Burada bir dün pazar kuruluyor. Pazar yerine gittim gezdim. Domates yine 20 lira 25 lira. Patlıcan, biber ona keza falan. Yalnız ilginç bir şey. Bir kısımda köylülerin yerel şeyler yavaş yavaş çıkmaya başladı. Bakın onların fiyatları yarı yarıya değil belki ama çok ciddi ucuzlamış. Mesela salatalık 8 lira, biber 10 lira falan gibi, bunlar daha İstanbul'da bu fiyatlar çok uzak olabilir ama bu şeyi de gösteriyor. Bakın bu hal şeyi olmadığı zaman arada fiyatlarda gerçekten bir şey olduğu, hafifleme yarattığı belli oluyor. Şimdi nereye bağlayacağım ben bu konuyu? Bu konu şehirleşmeyle birebir bağlantılı. Siz 20-25 milyon nüfuslu bir İstanbul yaratır, bir de oraya kanal yapıp bir daha bir 3-5 milyon nüfus daha yığmaya çalışırsanız onları rahat doyuramazsınız. Doyurmanın ötesinde çok ciddi de bu insanların gider özellikle yiyecek konusundaki en çok şey alan gelirin önemli kısmının dayandığı konu yiyecek kısmı, orada o insanları yeterli refah seviyesinde tutamazsınız, gelirlerini o derece
yükseltemezsiniz. Bunu tabii şu anda çok farklı bir yere bağladım ben konuyu ama hepsi bunların zincirleme bir bunlar belli programlar zaten Sayın Karadut. Yani birini yapmaya başladığınızda zincirleri bağlamak zorundasınız. Aksi takdirde zincir kopukluğu olduğu zaman sistem de tutmuyor, sistem de yürümüyor zaten. Şimdi ben bugün bu uluslararası şeye geçmeden önce sizin şeyde bahsettiğiniz yere oraya geçmeden geleceğim önce, ama geçen salı günü önemli bir vurgunuz vardı. Ben onu yine bir belki özet ya da bir değerlendirmeyle sizden almak istiyorum. Dediniz ki yani evet İstanbul'a, büyük şehire, işte ülkenin çeşitli yerlerinden hadi lojistik maliyetiniz var, hadi köprü otoyol maliyetiniz var, hadi bilmem ne maliyetiniz var. Orayı anladık ama yahu burada İzmir'in çevresinde ya da Antalya'nın çevresinde ya da bir başka bölgenin çevresinde hemen köyden şehre inecek ürünün bu denli pahalı olmasını anlamakta zorlanıyorum diye bir analiziniz vardı. Buradan ben şunu bağlamak istiyorum. Şimdi hal yasası hemen bu sizinle salı gerçekleştirdiğimiz yayın sonrasında biraz daha ayrıntıları ortaya çıktı. Şimdi bu hal yasasında yasa koyucu halin işleyiş sistemini tıpkı aynı kendi kelimesiyle söylüyorum yasa koyucunun bir mafya düzeni olduğunu ifade etti. Aslında belki bu sizin geçen salı günü anlatmak istediğinizi işte bir anlamda düzenlemeye çalışan yeni sistem bile bu işi bir mafya sistemi olarak tanımlıyor Sayın Topkurulu. Yani yasa koyucu yeni yasanın sistemini anlatırken yahu burada bir mafya sistemi var ve biz bunu değiştirmek durumundayız demeye getiriyor bir takım etkileriyle. Son haliyle nasıl çıkacak, çıkmayacak daha onu bilmiyoruz. Çünkü maalesef biraz şey bir durum hal yasası konusu. İlginç bir durum. Zaman zaman gündeme gelir, tekrar tozlu raflardaki yerini alır, tekrar sahaya çıkar vesaire. Böyle bir denklem. Hazır bu enflasyon rakamlarını, verilerini ve sizin bu girişteki özetinizi anlatmışken o meseleyi bu noktadan da bir vurgu yapmaya ihtiyaç duydum. Onun için de araya girdim ama ne dersiniz bilmiyorum. Şimdi bakın Sayın Karadut, ben size şunu söyleyeyim. Bizim yani Vatan Partisi'nin bir programı vardı, ekonomik programı. O ekonomik programın adı üretim devrimi. Şimdi bakın biz o isim Lalettayn böyle hani ya bir devrim lafını koyalım da geçelim anlamında konmuş bir şey değil, isim değil, üretim devrimi. Türkiye'de de dünyada da artık ekonomik gelişmeyi tıkayan bir takım unsurlar var. Üretim devrimi dediğimiz şey bu tıkanan yerlerin, unsurların temizlenmesi ve üretim akışının, toplumun gelişme akışının tekrar rahatlamasını sağlamaktır zaten. Üretim devrimi budur aslında. Bakın, şimdi hal sistemi nasıl oluşmuştur? Hal sistemi şöyle oluşmuştur, değil mi? İlk önce her yerleşim birimi kendi etrafında ekilen dikilenle şey yapmıştır. Mesela Doğu enginarı tanımaz. İşte Batı'da bilmem neyi tanımaz. Doğu'da yetişen bir şey ama zaman içinde bu ulaşım araçlarının gelişmesi, şehirleşmenin gelişmesi, bu özellikle şehirlerdeki beslenmeyle ilgili sorunun haller kurularak şehirlerden, üretimin yapıldığı yerlerden oraya taşınmasıyla oluşmuştur. Ve o zaman aslında üretimin önünü açmıştır ama bugünkü yapısı artık üretimin önünü tıkadığı apaçık ortada. Yani sadece haller değil aslında biz zaman zaman programlarda bir sürü şeye bu tür değiniyoruz. Örneğin en yakın zamanda değindiğimiz konulardan bir tanesi de akaryakıt konusundu. Ne diyorduk akaryakıtı kardeşim sen doğalgazı bak dilediğin gibi fiyatlandırıyorsun ama akaryakıtta elin kolun bağlı. Neden? Çünkü sen onu kamuda değil de özel sektör aracılığıyla Türkiye'ye bu iş yapılıyor. Bakın orada da tıkanıklık var. Şimdi bunların da aşılması gerek. Ben hep ne diyorum? Üretim devrimi aynı zamanda bir mülkiyet sorunu, bir mülkiyet değişikliği süreci yaşamasıdır şeyin toplumun. Yani zaten üretim araçlarının el değiştirmesi olarak hani genelde devrim tanımlanır değil mi? Böyle bir açısı tabii, vardır.
ama ya ben şimdi bu böyle söylenince şu yanlış Anlaşılıyor, algılama doğru. çıkması. İşte özel mülkiyete, özel sektöre şey yapmak falan değil. Bugün özel sektör hala devrimci niteliğini bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde taşıyor ve üretimi arttırmayı, toplum refahını geliştirmede çok önemli bir payı var özel Tabii. sektörün. Ülkenin Onu %90 kesinlikle ekonomik dengesini bu KOBİ'lerimiz ve sanayi sektörü oluşturuyor. Bu çok açık ve net tabii ki. tabii. Şimdi dolayısıyla hal yasaları, tarımdaki Türkiye'deki şehirleşme, tarım alanları, Türkiye'nin nüfusunun artışı falan bu tür şeyler oradaki gelir şeyinin, kanallarının belli ellerde toplanmasını sağladı. Bakın bunu o yasa düzenleyici diyorsa ki inanın halcilerin önemli bir kısmı bugün İktidar Partisi'ne oy veriyordur. Ya tahminim bu. Ya bildiğim Yo, açık ve net herhangi öyle bir yani, bu şeyden gözüküyor. değil. Çünkü bu tür bu sistemlerde siz iktidara yakın bulunduğunuz ölçüde yani bu iktidarda AK Parti de olabilir, diğerleri de olabilir fark etmez. Siz onun içine yerleştiğiniz ölçüde tabirim kusura bakmayın ama böyle söylemek zorundayım. O kan emiciler orada durma büyüyecekler ve Hatta iddia şudur ki, şununla canlanacaklardır. destekleyeyim sizin görüşünüzü, yani konuşulan kulis bilgilerine göre özellikle önümüzdeki yıl seçim olacağı için bu hal yasasının çıkma ihtimalinin çok zayıf olduğuna ilişkin bir takım kulis tartışmaları da var. Onu da bu sizin söylediğinizi desteklemek açısından eklemek isterim. Mesela Sayın Karadut şunlar söyleniyor. Belli ki buraları da şey var. Yani aslında bakın herkes çözümü biliyor Sayın Karadut. Bu iş çok ilginç bir şey. Bakın bu ne tartışılıyor biliyor musunuz? Kooperatifler ve birliklere de yer verilecekmiş hallerin içinde. Şimdi siz düşünsenize kooperatiflerin ve hallerin oraya şey birliklerin üretici birliklerinin de orada birer şeyi açıldığını, bir kapı açıldığını onlara. Çünkü şimdiye kadar ben halciliği çok iyi biliyorum Sayın Karadut. Ben daha önce de bahsetmiştim. Ben gençlik yıllarımda yazları tarımla uğraşırdık ve biz de ürünlerimizi hale bırakırdık. Halde iki tane adam vardır. O iki adama mecbursunuz. Başka bir yerde ürününüzü satma şansınız yok. Kuvvetli çiftçiyseniz siz halcileri çevirirsiniz ama çok doğal olarak çiftçi genel olarak Türkiye'de zayıf ve dar gelirli kesimi temsil ettiği için maalesef halcilerin oyuncağı olurlar. Bakın oyuncağı kendi malını satsın diye ağzının içine bakar şansı yoktur. Hangi fiyatın verileceği, hangi fiyattan çünkü tarım ürünü başka bir şeye benzemez. Bu 2 gün kalsa halde bozulmaya başlar. Onun hemen gitmesi lazım. Dolayısıyla o sistem bugün tıkanmış durumda. Orası bakın eğer bu iktidar o kanalları açamazsa ki ben tahminimi söylüyorum açabilseydi bugüne kadar açardı Sayın Karadut. O kanalları açabilse açardı. Ben açabileceği konusunda tereddütlerim var. Bu çünkü bütün Türkiye'de yaygın bir ağ ve bunlar kasabalardan şehirlere doğru çok ciddi bir ağı temsil ediyorlar. Bunların kendilerine göre oy baskıları, siyasi baskıları falan da mevcut. Dolayısıyla bu zinciri ancak üretim devrimi kırar. Üretim devrimi haricinde Vatan Partisi bakın Vatan Partisi niye az oy alıyor niye az oy alıyor? Vatan Partisi hiçbir zaman bu tür şeylerin önünü açmaz. Bir topluma söz veremezsiniz hiçbir açık açık söz veremez de öyle bir görüntüsü var mı? Onun için biliyorlar yani Vatan Partisi gelirse bunların şeyleri kırılır. Bu zincirler kırılır ve
üretim, gelişme ve refah artışı öyle artar. Başka şansınız yok. Sizin buralarda devrimci bir şekilde değişimin önünü açmanız gerek. Aksi takdirde biz yine domatesi burada 20 liraya, 25 liraya pazarlarda alırız. Sanırız ki köyünüz zenginleşiyor. Bizim ağzımıza bir parmak bal yok mazottur bilmem nedir falandır feşmekandır. Köylü yine 3-5 liraya yok don olacak mı? Yok acaba kaç para fiyat edecek? Malımı verdim paramı alabilecek miyim? Bakın peşin para da dönmez orada. Vadeli yaparlar. Sezon sonunda verirler. Hallerde doğru paraları Sayın Karadut. Biliyor musunuz? Zaten öyle bir hatta sıkışmış sana, ki çiftçi bir yandan hani, hallerdeki bu mafya sistemi bir yandan marketlerin deyim yerindeyse tırnak içindeki mafya sistemine tabii. maalesef bakın, kurban edilmiş. Bakın Sayın Karadut bu 1940'lı 50'li yıllarda şeylerden bahsedilirdi. Köylü tefecinin eline düşmüş, tefeci de oralardaki ağalar. Değil mi? Ürün şey öncesi borç verir. Adam hasat zamanı borcunu geri ister, hasat zamanı bütün hasadı köylünün ağaya gider falan. Ve hatta bu konuda bakın Atatürk zamanında bile, Mustafa Kemal zamanında bile Ziraat Bankası kredilerinin doğru dağıtılması için çabalanmış, uğraşılmış. Çünkü bu öyle bir şey ki keneler hemen kanın aktığı yere, o suyun, paranın olduğu yere toplaşı veriyorlar ve bunları oradan söküp atmak lazım. Ve dolayısıyla siz ne yapıyorsunuz? O kredileri, o paraları köylüye dağıtamıyorsunuz. A'ya veriyorsunuz krediyi. A da o paralarla, aldığı paralarla atıyorum %10'la faizle alıyor bankadan. Onu 20 ile 30 ile 40 ile artık kime ne tutturursa veriyor paraları. Bakın o dönemlerde bunlar yaşanıyordu. Şimdi buna benzer olaylar şeyde yaşanmaya başlandı. Farklı bir biçimde haller ve şeyler arasında yaşanmaya başlandı. Köylü arasında, üretici arasında yaşanmaya başlandı. Onun için bu işlerin gerçek ve kesin çözümü. Bakın bunu dinleyen üreticilerimiz varsa hemen benim ne dediğimi çok iyi anlayacaklardır. Çünkü hepsi hallerdeki insanlara mahkumlar. O hallerdeki insanların yaptıkları da indir karpuzu, indir kasaları. Ondan sonra köylü başında bekler. Acaba benim malımı kaça satacaklar diye. Ondan sonra köylünün haberi bile olmadan bakarsınız mal gidivermiş. Hani para, para ben de alamıyorum ki falan. Uzar gider artık şey sonunda hasat sonunda otururlar. Ben 10 kilo vermiştim. İşte bunun bu kadarı çürüye çıktı atıldı falan feşmeken. Bu böyle şeydir, çözülemeyen bir yumak gibidir. Ve bunlar üreticinin tepesindeki kusura bakmasınlar bunu söylemek zorundayım. Onların katkıları yok. Bu tabii dağıtım anlamında katkıları var ama buralara devlet el koymak, el atmak zorunda ve bu sistemi kooperatiflere, birliklere yani üreticinin örgütlendiği kooperatifler aracılığıyla tüketimin olduğu yerlere yöneltmek zorunda. Aksi takdirde bakın neden çıkmıyor? Bakın neden çıkmıyor Karadut? Bunun cevabı çok basit. Çıkarttırmıyorlar da onun için. Tam onu ama diyecektim. Zaten mevcut yasanın içinde ki. De haller kanununun içinde zaten %10'u kooperatifler açmak zorunda ama yani siz de görmemişsinizdir muhtemelen çalıştığınız vakti zamanındaki hallerde. Ben de açıkçası çevremde gözlemleyebildiğim kadarıyla hiç kooperatif yok bu hallerde. Bakın, mevcuttaki sistem içinde vardır. Bile yaşam şansı tanımıyorlar. Bakın vardır. Nerede vardır biliyor musunuz? Bir kör kulübe adres gösterir. Gibi aynen orada. Öyle. Kimse yoktur. Var mı var. İşte var mı var. Aynen. İşi var. Ama devlet bakın devlet ekonominin içinde olmak zorunda. Devlet müdahaleci olmak zorunda. Serbest rekabet falan dediğiniz zaman güçlü zayıfı ezer. Şimdi bakın ben başka bir konuya geçeceğim. Lafı burada daha fazla uzatmadan.
Şimdi bakın bugün Sayın Karadut 2021 yılı gelir dağılım istatistikleri yayınlandı. Evet. Şimdi bakın gelir dağılım istatistiklerinde Türkiye'nin en zengin %20'si toplam gelirin %46,7'sini almış 2021 yılı içinde. Tabii bunlar resmi rakamlar, bir de gayri resmi, yurt dışındaki hesaplar falan bunların haricinde. Bu ne demek biliyor musunuz? %20 tüm üretilenin yarısını alıyor demek. Bakın geriye %80 kalıyor. Bakın %80 %50'sini yiyor, %20 %50'sini yiyor. Şimdi bu nasıl bir adalet? Bu %20'deki insanlar çok yetenekli, ulaşılmaz, muhteşem, üçer beşer lisan bilir yetenekli insanlar mı? Hayır, herkes gibi normal. Ama gerek fırsat eşitliği, eğitim eşitliği falan bu insanlara tanınmadığı için bir takım insanlar siyasi olarak Doğu Güneydoğu'nun gelişememesi, oradaki terör, bir sürü sebepten nedenden dolayı şeyin başını tutmuş olan insanlar, suyun başını tutmuş olan insanlar nüfusun %20'si yarısını, bakın yarısını alıyor, geriye kalan %80'i yarısını alıyor. Bakın daha acı bir şey, son %20 yani 85 milyon desek 17 milyon bu gelirin kaçını alıyor biliyor musunuz? %6'sını alıyor. Bakın son 20'nin durumu toplam gelirin %6'sına ulaşabiliyor, 6'sını alabiliyor. Bu çok Türkiye'de çok ciddi bir şekilde gelir dağılımı bozukluğu olduğunu gösterir. Bir de bakın bu şeyin önemli göstergelerinden biri Gini katsayısı diye bir şey vardır. Gini katsayısı toplumda gelir dağılımının nasıl söyleyeyimse toplumda gelir dağılımının hakkaniyetli olup olmadığını gösterir. 1 ile 0 arasındadır Gini katsayısı. 1 olduğu zaman tüm gelir bir kişide toplandığı anlamına gelir. 0 olduğu zaman tüm gelirin eşit bir şekilde, bakın adaletli de değil, eşit bir şekilde dağıtıldığını gösterir. Çünkü adalet kavramı biraz şey bir kavram, hani böyle ortada gezer bir kavram, eşit farklı bir şey. Şimdi bakın Türkiye'de Gini katsayısı 0.401 Gini katsayısı. Bu ne demek biliyor musunuz? Gelir dağılımında çok ciddi bir bozukluk var demek Türkiye'de, ki zaten şey bunu kanıtlıyor. Türkiye'nin %20'si %50'sini alıyor götürüyor, geriye kalan %80 bakiye %50 ile geçinmek zorunda kalıyor. İşte bakın bunlar, bakın Vatan Partisi'nin gücü burada Sayın Karadut. Bir laf vardır. Zamanı gelen planın, programın gücü başka hiçbir şeyde yoktur diye. İşte bunların zamanının, Vatan Partisi programının zamanının geldiği günlerde yaşıyoruz Sayın Karadut. O günlere doğru gidiyoruz. Yani bu duvara toslayışta anlaşılmamışsa bile bir dahakinde anlaşılacak gibi bir şey anlıyorum. Tabii. O günler geliyor. Bakın hal yasası çıkamıyor. Bakın, çıkamıyor. Ben hep üzerinde dururum, bir daha söyleyeyim. Petrokimya yapılamıyor. Yapamadı. Çünkü yapamadı, evet. Bilinmediği için değil. Bakın bilinmediği için değil Sayın Karadut. Yapamıyorlar. Çünkü sistemin kanemicileri oradan elde ettikleri rant nedeniyle hükümetin veya iktidarın bu tür gelişmeleri, bu tür toplumun önünü açacak yatırımları yapmasının önünü kesiyor. Ben hep anlattım, petrokimya dedim, yatırımı yapılırsa Türkiye'de, Türkiye'nin cari açık sorunu kalmaz. Nedeni şu. En büyük, çünkü enerjiden sonra
cari açık şeyi budur. Kanalı budur. Petrokimyadır. Yassı demir çeliktir. Hadi yassı demir çeliği yaptırın bakalım. Şimdi yassı demir çeliği şeye yaptırıyorlar. Ki onun kapasitesi bile Erdemir'in yanında solda sıfır kalır. Doğru. Şeyde Antakya'da ismini vermeyeyim. İktidarla beraber hareket eden bir şeye yaptırıyorlar. Sanayiciye yaptırıyorlar. Ki o bile yani özel sektörün yapacağı yer bir yere kadardır Sayın Karadut. Ve özel sektör sizin istediğiniz toplumu ihtiyacı olan yerde bu yatırımları yapmaz. İşte üretim devrimi budur. Üretim devrimi bu yapılamayan, ihtiyaç olduğu halde, gerektiği halde yapılamayan ve artık hani böyle bir su akar da mazgalı şey yapar, çer çöp doldurur, su akamaz, birikir şeyin mazgalın arkasında. Siz ne yapmak zorunda kalırsınız? O pisliği o mazgalın önünden temizlersiniz ki, değil mi? Su her yeri basmasın, su yolunda aksın. İşte üretim devrimi programı o mazgalın önündeki pislikleri temizlemektir Sayın Karadut. İşte Türkiye artık o mazgalın önündeki pisliklerin temizlenme sürecine geldi, dayandı. Ve biz artık o sürecin içindeyiz. Bakın gelir dağılımı da bu tür şeyleri gösteriyor. Üretici 3 liraya 4 liraya domatesini veriyor. Biz 20-25 liraya domates yiyoruz. Ondan sonra evet gübre fiyatları arttı. Evet akaryakıt fiyatları arttı. Ama çiftçinin cebine giren bir şey yok ki. Yine sen bir şey dağıtıyorsun, ulufe dağıtıyorsun tarım desteği diye. Tarım desteklerinin yaklaşık 1/3 ekilmeyen, dikilmeyen arazi sahiplerine gidiyor. Bunu kaç defadır üreticiler bizzat söyledi. Ki biliyorlar, bunların isimleri, cisimleri de belli. Adam diyor İstanbul'da yaşıyor, toprağı var diyor, toprak ne ekiliyor ne dikiliyor ama ona diyor toprağı olduğu için o paralara aktarılıyor. Çok basit. Ne yapacaksınız burada? Ya hasatta bu parayı vereceksiniz ya da ekim dikim sözü alacaksınız. Sözleşme yapacaksınız. Doğru. Ki bunlar yapılıyor falan feşmekan ama sonucu takip edilmediği için her şey ortada kalıyor Sayın Karadut. Dolayısıyla mazgal önü temizliğine hazır olalım artık. Yani Vatan Partisi üretim devrimi programına hazır olalım. Çünkü onların günü geliyor. Başkası bu pisliği, pislikleri temizleyemez mazgalın önünden. Dolayısıyla bugün Et ve Süt Kurumu'nun özellikle et fiyatlarına zam geleceği iddialarına ilişkin yaptığı açıklama, spekülatif fiyat hareketleri kurumumuz tarafından yakından takip edilmektedir yerine Et ve Süt Kurumu üreticinin, çiftçinin arkasındadır, kimse merak etmesin açıklamasına dönmeli galiba. Böyle yuvarlak cümlelerle de olmuyor değil mi artık? Tabii Sayın Karadut, bakın artık insanları kandırmasınlar. İnsanlar zorunlu olarak ne yapsın? Bir şeyleri üretmek. Çünkü başka bir yerden geliri yok. Bir çabalıyor bir şeyler yapsınlar diye. Ama yani bu işin artık bir dur denecek yeri var. Dolayısıyla evet dünyada büyük zorluklar var. Evet pandemi süreci atlattık. Bunlar haklı ve şey ama sen toplumun önünde refahı açacak bu Gini katsayısını sıfıra doğru yaklaştıracak gelişmelerin önünü açmak zorundasın. Eğer bunu açmazsan toplum sana dayanmaz. Sen evet duble yollar yaptın, evet hastaneleri, evet sağlık sistemini bir yere getirdin ama devamı yok. Devamını toplumun, tarihin tekerleği döner Sayın Karadut. Tarihin tekerleği senin oturup dinlenmeni, sağda solda gezmeni şeyi bekleyemez. Tarih tekerleği seni ittirmek zorunda kalır. Mazgal temizlenir sonuçta. Bunlar işte inşaat sektörü ve buna bağlı
bir takım yatırımlar işte yapıldı, bitti ve durdu. Ama üretim sürekli devam etmesi gereken, sürekli planlamaya ihtiyaç duyan bir alan. Buradaki özellikle önemli vurgunuzu ben de gerçekten çok altını çizerek ifade etmek istiyorum. Şimdi Türk medyası ya da Türkiye'de yayın yapan, yani Türk medyası demek biraz artık yanlış oluyor herhalde, Türkiye'de yayın yapan birçok medya alanı açısından. İşte iktidara yakın medya var, foncu medya var, muhalefete yakın medya var vesaire. Yani hepsini toplasan özellikle işte Rusya-Ukrayna meselesini anlamakta zorlanan, yani burada Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek net bir açıklama yapmıştı. Yeni bir dünya kuruluyor. Bakın bu alan böyle bir alan diye anlatmıştı. Tabii Türk medyasında ya da Türkiye'de yayın yapan kanallarda bir ajitasyon, süreci anlamamak, neyin ne olacağını kestirememek gibi maalesef ya da özellikle yapılıyor. Batı kampanyasına kurban edildikleri için bilemiyorum. Ama Fransız Le Figaro net cümlelerle dolar hegemonyasının çöküşüne dair bir makaleyi net bir şekilde yayınlayabiliyor. İşin esası bunu haftalar önce, daha sürecin başında sizinle yaptığımız ekonomi yayınlarında çok net olarak ortaya koymuştunuz. Bilemiyorum bunun üzerine Le Figaro'nun haberini duyma ya da makalesini okuma şansınız oldu mu bilmiyorum ama onu sormak istiyorum. Yazıda Harvard ekonomi profesörlüğü yapan eski IMF baş analistinin de dolar saltanatının çöküşüyle ilişkin görüşlerine yer veriliyor. Sayın Topkurulu, buyurun. Şimdi Sayın Karadut, bakın biraz önce Türkiye'yi tahlil ederken, oradaki gelişmeleri söylerken şuna ağırlık verdik, konuştuk. Tarihin tekerleği dönmeye devam ediyor ve tarihin tekerleği bir yere dayandığı, yaslandığı, yani dönemediği zaman orayı yıkıp geçmek zorunda. Şimdi bakın, doların durumu da aynı. Geçtiğimiz süreçte dolar saltanatı Bretton Woods'dan beri devam ediyor. Hatta ben size şunu söyleyeyim. Emperyalizmin tek parayı rezerv para, yani bunu sterlinde koyabilirsiniz. İşte bir zamanlar Hollanda'nın parası da o şeydeydi falan. Oraları uzatmıyorum. O sistem artık dünyanın önünü tıkayan bir sistem haline geldi. Yani doların, tek paranın dünyada ticarete aracılık etmesi veya belli paraların dünyada ticarete aracılık etmesi dünya için sakıncalı bir hale aldı. Bakın ben perspektife şöyle gelmiyorum, şöyle girmiyorum söze. Ya bu emperyalizm yıkılmalı, işte bizim halkımız Asya bu emperyalizmi yıkacaktır, Rusya yıkacaktır demiyorum bakın. Bu sistemin gitmesi artık dünya şeyinde küresel, onların diliyle söyleyeyim, küresel bir ihtiyaç haline geldi. Çünkü dolar mekanizması öyle bir bozuk işlemeye başladı ki bir dönem dünya ticaretinin önünü açma işlevi görürken artık dünya ticaretini tıkamaya başladı dolar sistemi. Neden? Bakın nedenini söyleyeyim size. Şimdi Türkiye dolar bulamadığı için, yetersiz doları olduğu için elinde daha fazla ticaretini geliştiremiyor ve sürekli ihracat baskısı, o ihracat baskısı yurt içinde düşük ücretleri şey yapıyor değil mi? Sürekli siz dolara ihtiyaç duyduğunuz için sürekli sizin ekonominizde bir baskı ve bir bozukluk var. Her an dolar dövizin fiyatı patlayabilir. Siz kör topal yürüttüğünüz sistemi bir gece ansızın kaybedebilirsiniz. Ekonominiz başka çıkmazların içine girebilir. Şimdi bu neden kaynaklanıyor? Çünkü dünya ekonomik sistemi dolar saltanatına, doların olup olmamasına dayalı. Şimdi dolayısıyla bu sadece Türkiye'de değil,
Birçok ülkede durum böyle. Dolar olmadığı için, dolar bulunamadığı için, bilmem ne olmadığı için siz şeyinizi, halkınızın refahını yükseltmek ve üretimin önünü açma şansına sahip olamıyorsunuz. Dünyada her şeyi sıkıştırıyor bu dolar sistemi, bu emperyalist para sistemi. Dolayısıyla bütün şeyler, üretici ülkeler, tabii burada işte Asya farkı öne çıkıyor. Çünkü Asya milyarlarca nüfusu barındıran ve bu şeylerini, toplumlarını refaha doğru götürmek isteyen ülkelerin bulunduğu ve dünya üretim dinamiklerinin bugün yerleştiği merkez. Avrupa'dan, Atlantik'ten bu dinamik doğuya doğru kaydı. Bu rastlantısal bir şey değil, bu doğal bir kaymaydı. İşte bunun gereği olarak dolar saltanatı biliyor. Bakın, bu Atlantik merkezleri zaten bunun çok uzun yıllardan beri farkında. Biz de bunu zaten sizinle konuşuyorduk. Yani bu şöyle yeni keşfedilmiş, bulunmuş bir şey değil. Bunlar, acaba bunun yerine biz neyi geçiririz ya da bu gelişen şeyi önünü tıkayıp nasıl yine kendi sistemimizi dünyanın tepesine yerleştiririz gibi düşünüyorlardı. Bakın, hatırlayın, şimdi bunlar biraz unutuldu, bu pandemidir, yok Rusya-Ukrayna şeyi. Ben size yeşil sopa diye anlatıyordum, hatırlar mısınız bu? Doğru. Şeyde yapılmaya çalışılan işte doğa kirleniyor, iklim değişiklikleri, bu iklim değişiklikleri bunların dünyaya tekrardan hakim olmak ve gelişen ülkeleri, özellikle Çin'in önünü tıkamak için yaptıkları bir proje. Ne olacakmış efendim, burada şey alınıp satılacakmış, karbon salının miktarına göre bilmem neyi siz alıp satacakmışsınız da bir ne oldu şimdi, karbon salınımı doğalgaz akaryakıt pahalanınca kömür tekrar şeye bindi. Hani nükleer enerji çok kötüydü, bakın hani nükleer enerji çok çok fenaydı, bizim bu Greenpeace'çiler şey yaparlardı, yürüyen gemilere binerler de soytarılık yaparlardı orada. Tamamen soytarılık, o Greenpeace'ler falan. Gençlerimizi aldatıp, o temiz kalplerini, o temiz vicdanlarını aldatıp yeşil çiçek böcekle nükleeri yeşil ilan ettiler. Hani çok kötü enerjiydi? Hani nerede o bizim, çok affedersiniz, saftiriklerimiz? Nükleer enerji yanlıştır, nükleer enerji yanlıştır. Tıs! Neden? Çünkü Avrupa baktı şansı yok. Nükleer enerjiyi de bir bindirirse şeye, kötü enerji türüne, ortalığı kirleten türüne, yandı gülüm keten elva. Onun için nükleer enerjide birdenbire üzerindeki tozlar silindi. Çernobil aman unutuldu bir yerlerde ve temiz enerji haline dönüştü. Bakın, bu emperyalizmin kendi hegemonyasını devam ettirmek için kurduğu şeyden başka bir şey değil. Tezgahtan başka bir şey değil. Ama tekrar ediyorum, bu Figaro'daki makale, dolar saltanatının sona ermesi, duygusal, efendim gücü ben ele geçirdim de yıkayım, hayır böyle şeyler değil. Artık dolar saltanatı, o eski emperyalizmin rezerv para sistemi yıkılmaya doğru gidiyor. O çünkü üretimin önünde, toplumların gelişmesinin önünde engeller bunlar ve milli paralarla ticaretin önü açılıyor. Bakın, Türkiye'de yakında kendi dijital parasını devreye sokacak bir şekilde. Bakın, bu teknoloji milli paraların kullanılmasının altyapısına doğru gidiyor. Rusya burada öncü rol, cesur rol üstlendi. Rusya bugün bizim için de savaşıyor Sayın Karadut. Rusya'nın bugün yaptıkları emperyalist şeyi kuşatmayı
yarmaktır. Başka bir şey değildir. Ukrayna'yı işgal falan yok böyle bir şey. Şeyi emperyalist kuşatmayı yarmakta ve dolar saltanatını, emperyalist sistemin şeyini çökmesine doğru götürmektedir. Bakın bugün bir haber duydum, ne kadar komik, acı nasıl bir şey. Londra'da bir tane dönme dolap vardır, çok büyük, London Eye diye anlatırlar, Londra'nın gözü diye. Onu Ukrayna bayrağıyla şey yapmışlar, bayrağı renklerine ışıklandırmışlar. Ne yapıyorlarmış? Ukrayna'yı destekliyorlarmış. Hadi gücünüz yetiyorsa, yüreğiniz yetiyorsa kendi askerinizi salsanız da Ukrayna'ya destek için Rusya'nın üzerine. Sonuna kadar o gariban Ukraynalıları savaştırıyorsunuz. Silah şeyi yaptınız, yığınağı yaptınız Ukrayna'yı. O feda ediyorsunuz kendiniz için. Vekalet savaşı yürütüyorsunuz orada. O soytarılık gibi Ukrayna bayrağının renkleriyle donatmışlar dönme dolabı. Sahtekarlık Sayın Karadut. Tamamen sahtekarlık bu şeyin, sistem. Onlar Ukrayna üzerinden Asya'yı kuşatma ve Asya'yı yok etmeye oynuyorlar ama beceremeyecekleri de çok açık ortaya çıktı. Bakın Macaristan Avrupa Birliği yaptırımlarını reddediyor. Avusturya ona keza benim kırmızı çizgim diyor Avusturya. Doğalgazı, doğalgaz yaptırımını. Avrupa Atlantik sistemi kendi içinde bunları kabul etmiyor. Göreceksiniz, bakın Avrupa bunu kabul etmeyecek, edemez. Yok, Avrupa içinden yarılır yoksa. Yok olur Avrupa, evet, sistemi. Onun için önümüzdeki dönem emperyalizmin bittiği, yok olduğu sürece girdi dünya. Giriş yapmış olacağız. Bunu çok iyi biliyoruz. Bütün bu kodları da bu tarihi binadan yapıyoruz. Son bir çağrıda bu ay ilk aşamayı geçen kampanyamızda ikinci ayın bir mesajını alarak da size veda edeceğiz. 30 saniye buyurun efendim. Bakın bu millet kendine nereden, kendi gelişmesinin önünün nereden açılacağını çok iyi biliyor. Bir ay içinde 15 milyon lira toplandı. Bu şaka değil, bu 15 milyon lira ve bu binanın mülkiyeti artık şeye geçiyor, görev vakfına geçiyor. Dayanalım ve bu tekalifi milliyeyi yerine getirelim. Çok önünü açacaktır. Bu sadece görev vakfının değil, Türkiye'nin önünü açacak bir olaydır. İyi akşamlar diliyorum ben. Çok çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yeniden bir arada olabilmek dileğiyle. Değerli seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz, bu akşamlık da Büyüteç'in sonuna geldik. Yayında yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu, sağlıklı, güzel bir akşam, güzel bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi günaydın Türkiye'de. Salı, Cuma saat 20'de Büyüteç'te yine sizlerle birlikte olacağız. Saat 21 itibariyle de Halil Nebiler ile Teferruat programını izlemenizi önemli tavsiye ediyoruz. Buluşuncaya dek hoşça kalın.